Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için değişik bir video paylaşacağım arkadaşlar. Her zaman yemek tarifi olmaz. Biraz da istifade edebileceğiniz farklı tarifler paylaşmak istiyorum. Annem bitkisel yağlar elde etme konusunda kendini bayağı bir geliştirmiş. Onun bilgilerinden istifade edip sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evet, bugün Hindistan cevizi yağı nasıl elde edilir? Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Buyurun hep birlikte bu işlemi yapalım arkadaşlar. Evet anne, şimdi Hindistan cevizi yağını elde etmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Bize kısaca bahsedebilir misin? Önce Hindistan cevizini robota koyuyoruz. Üstüne kaynar su döküyoruz. Evet. Sonra robotta güzelce ne çekiyoruz. Sonradan süzüyoruz. Tamam. Şimdi bu işlem için öncelikle Hindistan cevizimizi bir tartalım değil mi? Evet. Tamam. Şimdi tartımız orada hazır. Dökelim. Dökelim anne. Bakalım kaç gram. Evet, 378 gram Hindistan cevizimiz varmış. Şimdi biz bu ölçüye göre üzerine kaynar su ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Hindistan cevizimizi blenderımıza döküyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi üzerine 1 litreden biraz fazla kaynar su ekliyoruz arkadaşlar. Evet, blenderın. Yeterli mi? Tamam. Evet, şimdi blenderımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi çekiyoruz. Evet, iyice ezilene kadar çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Hindistan cevizimizi iyice blenderda çektik. Blenderınızın çok güçlü olması gerekiyor arkadaşlar. O arada bakın, küçük küçük siyahlıklar Hindistan cevizinin kabuğu arkadaşlar. Bu Hindistan cevizi biraz iri bir Hindistan cevizi. Küçük olanlarından kullanmıyoruz arkadaşlar. Onlardan çok fazla yağ çıkmıyor. Bu çeşit iri Hindistan cevizi, yani Sri Lanka dediğimiz çeşidini kullanıyoruz. Çok iri oluyor. Bu çeşidinden ancak yağ elde edebiliyorsunuz. Şöyle evet, bakın iyice ufaladık. Şimdi artık ne yapıyoruz anne? Süzüyoruz. Evet, şimdi süzüyoruz arkadaşlar. Altına süzgeç de koyduk ve bu şekilde bir tek kullanımlık süzgeç bezi de koyduk arkadaşlar. İyice süzeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi güzelce bezimizi birleştirip sıkalım. Annem şimdi bu işlemi yapacak. Bakın aynen peynir süzer gibi, süt kesiği süzer gibi bu şekilde güzelce sıkarak iyice içerisinde hiç su kalmayacak şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Tekrar. Bakın arkadaşlar, iyice süzüyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar kalan Hindistan cevizimizi, iyice süzdüğümüz Hindistan cevizimizi atmıyoruz. Şimdi bu şekilde bakın, iyice süzdükten sonra açıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu Hindistan cevizimizi de kullanıyoruz arkadaşlar, sonrasında kurutup pastalarımızda kullanabiliyoruz. Yani hiçbir şey ziyan olmuyor bu işlemde. Evet, bakın Hindistan cevizimizi kurutacağız ve pastalarımızın yapımında kullanabileceğiz. Arkadaşlar, Hindistan cevizimizi iyice süzdük arkadaşlar. Kalan suyumuzu şimdi buzlukta bekleteceğiz. Şöyle 1 saat, 1,5 saat kadar sonra üzerine çıkan yağı alacağız ve Hindistan cevizi yağımız hazır. Evet, gördüğünüz gibi, evet, bu kalan Hindistan cevizimiz, iyice süzdürdük. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi bunu kurutup sonrasında kullanabiliyorsunuz tekrardan. Bizim işimize yarayacak olan şu su arkadaşlar, bunu donduracağız
ve üzerinden Hindistan cevizi yağımızı elde edeceğiz inşallah. Evet, bu şekilde arkadaşlar buzluğa aldık kabımızı. Şimdi donmasını bekleyeceğiz. Evet, şimdi Hindistan cevizi yağımız dondu. Anne, ne yapıyoruz şimdi? Şimdi yağını çıkarıyoruz. Tavaya koyuyoruz. Evet, üstte donan kısmı bakın arkadaşlar, yağlı kısım. Evet. Evet, onu şimdi tavaya koyuyoruz ve kaynatıyoruz. Evet. Buzunu çok mu çıkardık? Evet arkadaşlar, bu yağlı kısım dondu. Şimdi bunu ocakta suyu kuruyana kadar aynen tereyağından suyunu alır gibi pişireceğiz. Suyu kuruyana kadar. Bu da kalan suyumuz arkadaşlar. Bu suyu pastalarınızda kullanabilirsiniz, içebilirsiniz. Bildiğiniz Hindistan cevizi sütünden bir farkı yok. Onun kullanıldığı her yerde kullanabilirsiniz bu suyu. Evet, şimdi ocağa aldık Hindistan cevizi yağımızı. Bakın sulu kısmı birazdan yavaş yavaş kuruyacak ve sadece yağlı kısmı kalacak. Tereyağı yapar gibi arkadaşlar. Sade yağ kalana kadar yavaş yavaş kısık ateşte pişirim yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yağımız yavaş yavaş çıkmaya başladı. Şimdi bunu süzeceğiz arkadaşlar ve Hindistan cevizi yağımız artık hazır olacak. Şimdi yağımızı süzüyoruz artık. Hindistan cevizi yağımız hazır arkadaşlar. Güzelce süzdürdükten sonra zaten buzdolabı ortamında donuyor. Arkadaşlar Hindistan cevizi yağımız hazır şu an. Gördüğünüz gibi kalan Hindistan cevizlerimizi de kuruttuk. Onları da ziyan etmiyoruz. Onları pastalarınızda kullanabilirsiniz gönül rahatlığı ile. Yağ alınmış. Hindistan cevizi zaten marketlerden aldıklarımız. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. İyice kuruduktan sonra buzdolabında muhafaza edip kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağımız birazdan donacak. Donmuş halini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Hindistan cevizi yağımız hazır. Şimdi sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Evet, yağımız dondu arkadaşlar. Evet. İsterseniz yiyecek olarak tüketebilirsiniz. İsterseniz cilt bakımında kullanabilirsiniz. Saç bakımında kullanabilirsiniz. Gerçekten çok faydalı bir yağ. Bence denemeye değer arkadaşlar. Evde en azından içerisinde katkı maddesi olmadığını bilerek bu yağı elde etmek çok güzel bir duygu. Tavsiye ediyorum. Şimdi Hindistan cevizi yağımızı göstermek istiyorum. Annem eline sürdü. Bakın gördünüz mü ne kadar yağlı? Bakın yağ ne kadar yağlı olduğunu görüyor musunuz? Şöyle çevir anne elini aşağı doğru. Evet. Gerçekten arkadaşlar harika, kokusunu da keşke size şuradan duyurabilsem. Harika bir kokusu var arkadaşlar. Dediğim gibi yiyecek olarak da kullanabilirsiniz. Keklerinizde, kurabiyelerinizde, aynı zamanda cilt bakımında da kullanabilirsiniz. Evet, videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.